maaş meselesini konuşacağız. Şimdi siz meclis açılmasından önce sizle konuştuğumuzda biz meclisin açılmasını bekliyoruz. Meclis açıldıktan sonra görüşmelerimize başlayacağız, randevularımızı sürdüreceğiz ifadesini kullanmıştınız. Ve önümüzde bir seçim var. Bu seçim süreci akıllara geçen yılı getiriyor. Sizin geçen yıl yaptığınız sık görüşmeleri getiriyor. Ve şimdi o görüşmeler yeniden başlıyor. Sırasıyla EYT'de 5000 konusuyla alakalı ve kısmi emekli konusuyla ilgili başlık şeklinde gitmek istiyorum. Bu iki konuyu sorarak başlayayım. Nasıl bir süreç, ne olacak, bu konular özelinde nasıl bir görüşme yapmayı düşünüyorsunuz? Murat Bey, öncelikle meclis kapanmadan önce, seçimlerden önce yapmış olduğumuz bizim buluşma toplantılarımız vardı. İlkini Bursa'da gerçekleştirdik. Size de buradan bütün arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim toplantılarımızı canlı olarak yayınladığınız için. İlkini Bursa'da yaptık. İkincisini İzmir'de yaptık ve geçtiğimiz hafta sonu da yine İstanbul Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bu toplantılarımızı gerçekleştirdik. Biz hiçbir zaman sadece meclis açılsın da görüşmeleri yapalım diye bekleyen taraf olmadık. Her zaman mağduriyetimizin Ben biraz peşinde. öyle lanse ettim. Kusura bakmayın ama şey anlamında, hani yayın Estağfurullah, ben de anlamında bu... ifade etmeye çalıştım. Ben de bu Buyurun. yaz dönemini nasıl geçirdiğimizde ilk program olması dolayısıyla şöyle kısa bir özet geçeyim istedim. Burada arkadaşlarımızla yine mikrofon sende, söz sende şeklinde yine mağdurlar konuştular. Kendi cümleleriyle kendi mağduriyetlerini anlattılar. Orada bulunan siyasi partiler vardı, vekillerimizden gelenler vardı. Ve kendilerine mağduriyetlerini dile getirme imkanı verilmiş oldu. Hep bu ayı bekledik. 1 Ekim'de meclis açılacak diye tüm mağduriyetlerle birlikte, tüm mağdur kesimle birlikte de beklediğimiz zaman geldi. EYT biliyorsunuz çözüldü denmesine rağmen EYT çözülmedi. EYT'de yaş şartı kaldırıldı ve geride kalan prim mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımız ve kısmi emeklilik bekleyen arkadaşlarımız maalesef ki hala bekleyen durumundalar. Pazartesi itibariyle meclis açılacak ve inşallah biz ilk hafta değil ama ondan sonraki haftalarda bu randevularımızı gerçekleştirmek üzere yine meclis koridorlarında olacağız. İnşallah hayırlı haberler alırız. İnşallah bütün mağduriyetlerin çözümü için orada sesimizi duyururuz. Ve bu arkadaşlarımızın da bekledikleri artık müjdeler gelir. Tarih tekerrürden ibarettir. Az önce sizin de söylediğiniz gibi geçen sene de bu dönemler aynı tempo içindeydik, aynı beklentiler içindeydik ve sürekli duyumlar, algılar biliyorsunuz birçok şeye de maruz kaldı bu mağdur kesimde olan arkadaşlarımız. İnşallah bu sene aynı şeyleri yaşamayız. İnşallah bu sene yarım yamalak yasalarla yine bir arada bulunmayız. Bu sene istiyoruz ki artık çözümler tas tamam yapılsın. Bu tüm mağduriyetler için de aynı. EYT'de yaş kaldırıldı, prim ve kısmi emeklilik. Yani bu sene bizim beklentimiz tamamının artık kaldırılması. Bağkur, tescil, ihya, prim eşitleme tamamının çözülmesi. EYT'de yaşadığımız şeyleri diğer mağduriyetlerde de yaşamak istemiyoruz. O nedenle de bu sene çok daha sıkı bir mücadele olacak. Çok daha sıkı çalışmalar bizi bekliyor. Çok daha yorucu günler bizleri bekliyor. Mecliste seçtiğimiz vekillerimizi. Bundan sonraki süreçte de pazartesiden itibaren çok sıkı tutacağız. Onların peşini bırakmayacağız ki derdimizi anlatabilirim. Onlar da mecliste bizim sesimiz olabilsinler istiyoruz Murat Bey. Peki, o zaman staj ve çıraklık meselesi biliyorsunuz en son bakan